Bergen'in filmi yapıldı. Müslüm Gürses'in filmi yapıldı. Bergen'in meşhur şarkısını bir tane söylesem söyleyebilir misiniz? Sen affetsen ben affetmem. Peki Barış Manço'nun kaç şarkısını söylersin? Söylerim bayağı var yani. Değil mi? Cem Karaca'nın? Onun da bayağı söylüyor. Değil mi? Onların filmi yapılmadı. Türkiye'de skandal üstüne kurulmuş şöhret. O kadar acı bir şey ki. Bir Barış Manço'nun filmi yapılmıyor, Tanju Okan'ın filmi yapılmıyor, Cem Karaca'nın, bunlar yüzlerce şarkı üreten insanlar. Ama Bergen'in filmi yapılıyor. Türkiye'de müzikte çok geri doğru gidiyoruz. Bütün söylediğimiz sahnedeki şarkılar, mesela ben 30-40 sene önceki Güle Güle Sana'yı söylüyorum. 17 yaşındaki de söylüyor, 15 yaşındaki. Şimdi 6 aylık şarkılar moda. Yüzlerce güzel ses varken, Alenya Tilki bir sen olsan bari, ben olsam bari dedi, yıktı ortalığı. Böyle bir değişti müzik dünyası. Benim en zoruma giden, ya bir Cem Karaca filmi yapın, bu adam neler yaptı, filozof bunlar. Barış Manço öyle, Tanju Okan öyle. Ama biz böyle bir toplum olduk, çok acı bir şey. Kesinlikle. Peki Bergen'in hayatının film yapılması sizce doğru değil mi yani? Daha başka isimlere bakın, şöyle bir şey. Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmez. İsmi geçmezdi. Acı bir hayat olması. Nasıl? Acı bir hayatının olması. Tabii acıları seviyoruz. Acıları seviyoruz. Arabeskinden çıktı. Acılardan çıktı. Bir adam, normal bir insan konsere gidip kendini jiletler mi? Sen yapar mısın böyle bir şey? Siz yapar mısınız? Siz de yapmazsınız. Yani bu acıların ülkesini başlattı. Ama maalesef ülkemiz böyle. Şimdi biz gençliğimizde senede 3 kere kadın cinayeti duyardık. Şimdi günde 3 tane. Yani böyle bir ülke olduk ki yazık, üzülüyorum. Kültür dibe vurdu. Kültür dibe vurdu, psikopatlık yukarı çıktı. Yani bu söylediğim lafları bir dikkatli tetkik edin. Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmez. Peki müzik anlamında ne söylemek istersiniz Bergen'liydi? Yani müzik hayatını nasıl buluyorsunuz? Yani ben şunu söylüyorum size. Bergen'in filmi yapıldı. Müslüm'ün filmi yapıldı. Tekrar söylüyorum. Niye Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın, Tanju Okan'ın, daha nicelerin filmi yapılmadı? Bir tane senin 10 tane albümün var, bir tane senin 110 tane var. Ben şahsen 37 tane 45'lik, 9-10 tane long play, 10 tane kaset, 10 tane CD'si olan bir adamım. Benim de filmim yapılmayacak. Ama ben çıkıp şurada kilotla bir gün koşarsam, ertesi gün gündem değişir, benim de filmimi yaparlar. Yani gerçekler bunlar maalesef. İlla bir skandal lazım diyorsun. İlla bir skandal. Söylüyorum, şurada kilotla şimdi ben koşayım, bütün basına da haber vereyim, yıkılır Türkiye. Veyahut da bir canlı programa çıktığım zaman birden soyunayım, 100 tane şınav yapayım bilmem ne, yıkılır ortalık. İşte böyle yani. Adam uzaya gittim dedi, bir anda şöhret oldu. Türkiye bu. Maalesef ülkemiz bu. Halbuki Amerika'ya baktığın zaman Sinatra öleli kaç sene olmuş, adamın şarkıları, filmleri falan. Biz şöyle söyleyeyim, bu ülkede sanatçı olmayacaksın. Ressam da olarak, şiir yazan da olarak, sanatçı olarak bu ülkede sanatçı olmayacaksın. Sansasyonel hayatları seviyorsun. Evet, evet. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin canım.